Herkese selamlar dostlar. 8 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Cumartesi için değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle gün full tebrik edelim arkadaşlar ve skor yarışmasıyla başlayalım. Skor yarışmamız Fenerbahçe maçının herhangi bir bileni yok. Basketin kaç atarını sormuştum. Yüzü sayı attı kimse bilemedi arkadaşlar. Ve maç skoru yarışması olarak da sizlere Lazio Juventus maç skoru ne olur bunu sormak istedim. Günün en zorlu maçlarından bir tanesi, tahmin edilmesi zor maçlardan bir tanesi. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı Nisan ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza alalım. Geçtim bunu. Instagram adresimiz değişti. Hafta sonu için gruplara gelmek isteyenler, soru, şikayet ve önerisi olan herkes Instagram'dan doğrudan ulaşabilir. Kangal Bey Instagram adresinden benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Dostlar direkten geçtim. Gün full dediğim gibi arkadaşlar. Perşembe günü iki tane yüksek misli verdim. Cuma'ya video çekmedim zaten. Bu yüksek misliler nelerdi ondan bahsedelim. Solda 1250 TL'lik bir yüksek misli verdim. Valencia ile Bologna'nın mücadelesi vardı. Hatta dedim ki altına not düştüm. Yani 3-4 farklı alırını da değerlendirme altına alabilirsin. son periyot zaten elinden geleni yaptı ve kazandı. Her türlü yeşillendirdik. Sağda için yüksek misli Avrupa için verdim. Orada da Fenerbahçe-Kayseri maçına maç sonu 1.500. Baskonya ilk yarıyı kazanır. Real Madrid'de maç sonu 1 olarak değerlendirdim. 750 TL'de onu önerdim. Oradan da 3'te 3 yaparaktan da günün 2 tane yüksek misli kazandırdı. Hafta sonu içinde yüksek misleri zaten hazırladım. Şimdiden geceden hatta şöyle ekranı göstermeyeyim. Şu an saat gecenin 4.17'si. Perşembe gecesi. Geçtim bunu. Perşembe günü 2 adet kombine verildi arkadaşlar. Bir tanesi ana kombine. Yani günün kombine olarak bir tanesi de alternatif kombine. Ana kombineye baktığımız zaman da Fenerbahçe Beko maçına 162.5 üst olarak değerlendirme altına aldım. Valencia'da 3 farklı galip gelir dedim. 1.36'dan 2 orandan zaten kazandık. Alternatif kombineye baktığımız zaman da Fenerbahçe Kayseri maçına KG var. Baskonya'da 12 sayı fark ataraktan kazanır dedim ki zaten 20 sayı fark ataraktan da kazanmasını bildi. Günün 2 adet ideal kombinisiydi. Değerlendirenler tebrikler. Gruptaki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel kazançlardan dolayı Umarım hafta sonu da iyi bir şekilde kazandınız diyerekten geçelim. Geçelim. 20.000 TL yolculuk serisi var arkadaşlar. Ya yani grupta bir editör arkadaşımız yapıyor bunu, çağrı yapıyor. Şu an güncel kasa 17.700 TL oldu. Nasıl yaptığını da hemen anlatayım. Yani Avrupa'dan yapılıyor onu söyleyeyim. Nesne oranı değil bunlar. Maç sonu bir tane maça maç sonu 1.5 üst alıyor. 2000 3000 kasadan ilerliyor. Şu an güncel kasa 17.700 TL. 20.000 TL'de bırakacağız. Son zaten 2300 TL kaldı. Umarım güzel seviyede 20.000'de 20 bırakırız. Sonradan tekrardan başlarız duruma göre. Ee, günün canlılara baktığımız zaman da e, futbolda çok fazla bülten yoktu. Genelde basket vardı. Futbolda da fakat kupa maçlarında değerlendirme altına aldık. Yani şu kısıtlı bültende bu kadar yeşillendirmeyi başardıysak hafta sonu vesaire neler yapacağımızı sizler tahmin edin. Bizler gibi 24 ekranın başında oluyoruz zaten. Öğlen saat 13.30'da bir başlıyoruz. Akşam saat 12'ye kadar ekran başından maç takip edip canlı maçlar çıkarmaya çalışıyoruz. Canlı maçlarımızda da aynı şekilde devam etmeye devam edeceğiz yani. Onu söyleyelim. Şimdi sizlerden ricam videoyu atsanız like'lardır arkadaşlar. Hafta sonu videosu olmasından kaynaklı videoya artı 300 seviyesinde like'larınızı bekliyorum. Herkes şöyle 2 saniyenin iki saniyenin saniye ayırıp like atarsa çok memnun olurum diyerekten de başlayalım. Hamburg'la Hanover mücadelesi biraz da hızlı seri bir şekilde anlatayım. Burada puana ihtiyacı olan takım Hanover e, Hamburg tarafı. Hanover'e bence kendi evlerinde yenebilecek bir takım Hamburg takımı. Ben burada şöyle bir değerlendirme yaptım. Şöyle puan durumundan da gösterirsem Hamburg'un ihtiyacı var. amla Pauli'nin mücadelesi var arkadaşlar. Onlar iki, ikisi bir karşılaşacaklar. Zorlu bir mücadele var. Hamburg'un buradan erken seyastan galibiyet, galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Hamburg'un doğrudan galibiyetine 1.34 gibi. Onu açmışlar. İdealden Hamburg galibiyet alınabilir. Onun dışında biraz daha oran yükseltmek isteyenler varsa Masson'u 1 ve 1. yaparaktan da 1.45 gibi orandan değerlendirmesini yapabilir. Celtic ile Rangers mücadelesi. Yani İskoçya Ligi'nin şöyle söyleyeyim. Yani diğer takımların kat kat üstün iki takım karşı karşıya gelecek. Ki puan durumuna baktığımız zaman da yani ikinci ile üçüncü arasında 30 puan fark var neredeyse. Öyle bir puan durumu var. Celtic kendi evinde oynayacak. Burada bir zaten İskoçya'da şampiyonluk turu oluyor. Yani şampiyon olmuyor kimse. Bir altı takım şampiyonluk turuna geçiyor. Ondan sonra şampiyon çıkıyor. Burada Celtic'in kendi evinde önemli bir eksikliği de yokken Rangers'a karşı ben üstün gelmesini bekliyorum. Şu sebeple Rangers kendi evinde olsa yenebilir miydi? Yenebilir. Kent Morales gibi isimlerle zaten çok daha etkili bir takım Rangers takımı. Fakat Celtic daha çok takım oyununu daha iyi oynayabilen bir takım Rangers'a oranla. Ben burada şöyle düşünüyorum. Celtic'in atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.49 gibi oranı var. Celtic'in 2 gol atanının değerlendirme altına aldım. Vara gitmedim. Fakat mücadelenin de ben Rangers'ın da gol atmasını beklediğimden dolayı şöyle bir yüksek oranla yapalım. 2.62 gibi orandan Masson'u 1 ve KG var oranı da 2.62. Bunu da ekstra olarak sizlere önermek istiyorum. Ankara Gücü ile İstanbulspor karşılaşması. Bu maçı şöyle değerlendirme altına aldım. Ankara Gücü yani Tolunay Kafkas geldi sanırım. Aynen doğru hatırlıyorum. Ligde henüz daha gol atamadı Tolunay Kafkas yönetiminde. Fakat Trabzon'a karşı hafta içinde çok iyi bir futbol sergiledi. Ben Ankara gücü taraftarının bu maçta da gerçekten iyi bir şekilde desteklemesini bekliyorum. Tribünü çok ateşli zaten. Ziraat Türkiye Kupası'nda görmüşsünüzdür. İstanbul Spor'la oynayacaklar. İstanbul Spor gerçekten yetersiz. Son mücadele gördük. Karagümrük'e karşı yani... Oyunun büyük bölümünde üstün götürdü oyun olarak. Fakat golü bulamadı açıkçası. Yani hücumları bitiremiyor. O net pozisyonları giremiyor. Ankara gücü de burada ligde kalmak istiyorsa bu maçları kazanması lazım ki puan durumları birbirine yakın iki takım karşılaşacak. Ben buradan doğrudan Ankara gücü galibiyetini aldım. Tek farklı bir galibiyet çıkabilir diye düşünüyorum da bir 51'den doğrudan maç sonu biri aldım. Üçlü yapacağınız kombinlere alabileceğiniz bir maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Geçtim bunu da. Bayer Leverkusen ile Frankfurt mücadelesi ilginçtir. Şöyle bir istatistik gördüm şöyle göstermek istiyorum sizlere de. Şu siz göremiyorsunuz fakat aralarındaki maçlara baktığınız zaman da son 10 karşılaşmasında hepsi ev sahipleri kazanmış yani. Öyle bir karşılaşma. Hepsi o aralarında oynanan son 10 maçın kim evde ise hepsi kazanmış. Bakınca bir garipsedim. Sizlere de bahsetmek istedim ben de. Bir bakayım derken. Frankfurt burada e, gol atmak isteyecektir. Hatta puan durumuna baktığımız zaman da zaten birbirleriyle kafa kafaya iki takım karşılaşacak. Bayer Leverkusen İyi bir form yakaladı. Xabi Alonso önderliğinde burada. Son 4 ligde de 4-5 maçtır zaten. Hepsinde galip gelerekten de devam ediyor. Ki kadroda herhangi bir önemli bir eksiklik de yok. Yani özellikle sağ kanatta Freeponk Diaby ile birlikte çok delici bir hücum hattı var. Özellikle sağ kanatında Bayer Level Kuzen'in. Ben burada da Level Kuzen tarafına gideceğim. Çünkü kendi evlerinden olmasından kaynaklı. Daha çok baskılı olan taraf Level Kuzen olacaktır. Pozisyonlardan da çıkaracağı şeylerden değerlendirmeleri yapacaktır diye düşünüyorum. Burada Level Kuzen'in atacağı 2 gole Efsa 1.5 üstü 1.54 gibi onu açmışlar. Bence Bayer Level Kuzen burada 2 gol bulmasını bekliyorum arkadaşlar diye reklamda geçeyim. Bir diğer mücadele Freiburg'la Bayer Münih mücadelesi. Hafta içinde oynanan bir karşılaşma vardı. Yine iki takım karşı karşıya geldi. 90 artıda gelen penaltı ile birlikte Freiburg 2-1 o kupada Bayern Münih'i eledi Allianz Arena'da. Şimdi ben o maçın özetini izlemedim. 90 dakika izledim. Yani özet mi özet değil. 90 dakika izledim o mücadeleyi. Bayern Münih çok pozisyonlar harcadı. Özellikle ilk yarıda 45 artıda kaçan pozisyon vardı. Müller vuruyor. Kaleci çıkarıyor. Tekrar vuruyor. Çizgiden defans çıkartıyor. Öyle bir maçtı. Bayern Münih zaten burada kazanmak zorundalığı da olan bir takım. Bayern Münih, Bayern Münih gibi oynamak isterse zaten işler karışır. Burada idealden şöyle bir değerlendirme yaptım. Yani ilk yerden bir Bayern Münih golünü değerlendirme altına alabiliriz gibi geldi bana. Bunun oranı zaten iyi sayılır. İdeal sayılır. 1. 34 seviyesinde bir oranı var. İlk yerden bir Bayern Münih golünü. fakat şöyle de biraz daha yüksek orana gitmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bayern Münih'in burada 3 gol atar da neden olmasın diyorum. Zaten 2 gol bekliyorum. 3. golün riskine girerseniz 2.06'dan buradan Bayern Münih deplasmanda 3 gol bulabilir gibi geliyor. Ama dediğim gibi idealden almak isteyenler veya ideal kombineye koymak isteyenler ilk yarıdan Bayern Münih'in bir golünü 1.34 gibi orandan değerlendirme altına alabilir. Leicester Borne, Bournemouth mücadelesi. Leicester takımı kazanmak zorunda olan bir takım. Aynı şekilde Bournemouth da öyle. Bournemouth'un son maçını izledim ben. Brighton oynadı. O maçta neler neler kaçırdı. Yani gerçekten iyi bir futbol sergiledi Bournemouth takımı. Leicester'ın savunması evlere şenlik. Ben bu mücadelenin golü geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Bournemouth tarafının da ihtiyacı olduğundan dolayı herhangi bir takım gol atarsa diğer takım mutlaka risklere girecektir. O risklerden de gol bulma ihtimali var bence. Ama Leicester takımı Bournemouth'a göre biraz daha becerikli takım. Burada galibiyetine bir 63 oran açmışlar. Yani favori görmüşler. Çok normal. Daha becerikli takım. Bournemouth tarafından da gol bekliyorum ben burada tarafa gitmenin Doğrudan KG var tercihini değerlendirme altına alalım. 1.53 gibi orandan var tercihini bu mücadelede beklediğimi söyleyeyim sizlere. Diğer mücadelem Southampton'la Manchester City mücadelesi. Yine kombinlere girebilecek maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben çünkü. Çünkü Arsenal'la Liverpool'un mücadelesi var ve Liverpool'un sahasında oynanacak bir karşılaşma. Arsenal'ın puan kaybetme şansı var yani. Yarın yani pazar günü oynanacak o karşılaşmada da. Bu mücadeleyi de şöyle bir değerlendirme altına aldım. Yani çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Haaland'ın da sakatlığı düzeldi. Bu maçta muhtemelen ideal 11'e girecek. İlk yarıdan bir galibiyeti 1.47 gibi muazzam bir oranı var. Değerlendirme altına alacaklar. İlk yerden Stigalibiyeti'nin değerlendirmesini yapabilirler. Ben siz tarafından herhangi bir e, hata beklemediğimi belirteyim. Son mücadelem Kasımpaşa ile Trabzonspor mücadelesi. Maçı da şöyle değerlendirme altına aldım. Yani Kasımpaşa yeni bir teknik direktör getirdi. E, Kemal Özdeş. Hatta bu hoca iki kere daha Kasımpaşa'nın başındaydı. Üçüncü Kemal Özdeş dönemi başladı. Trabzon'da ortalık karıştı. Herhangi bir teknik direktör yok. Yardımcı teknik direktör Orhan Aktı o da istifa etti. Son Ankara gücü maçından sonra. Ben burada Kasımpaşa tarafından gol bekliyorum. Trabzon'un da karşılık vermesini beklediğinden kaynaklı. Ki özellikle Kasımpaşa tarafının burada olası bir sürpriz yapma ihtimali de var bence. Ben burada idealden tek tercih olarak VAR seçeneğini... 1, 38 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Trabzonspor kadro kalitesiyle burada kadro kalitesiyle gol de bulacaktır. Kasımpaşa'nın da kendi evinde bulmasını bekliyorum ki Kasımpaşa'nın kadrosu da çok kaliteli bir ekip olduğundan kaynaklı. KG var seçeneğini sizlere öneriyorum. Kasımpaşa tarafı da olası bir sürpriz de yapabilir bilginize. Toplamda 8 adet mücadelem vardı cumartesi için. ideallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Değerlendirme altına alacaklar herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. seviyorsunuz Bay bay.